Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Değerli takipçilerim, aracımız 1.6 Linea Multijet. Şöyle kaputtan başlamak istiyorum. Mükemmel bir dizayn, müşterimiz kendisi yapmış. Tebrik ederim. Arkadaşlar çok güzel. Aslında bu şekil her kaputta yapılması iyidir. Ciddi anlamda bunu komple kaplayanlar var. Ses kesiyor ve kaputun ısınmasını önlüyor. Gördüğünüz gibi. Aracımız Bağcılar'dan servisimize gelen müşterimiz, teşekkür ederiz YouTube müşterimiz arkadaşlar. Fren hidrolik değişecek. Ölçmeye gerek duymadık çünkü gördüğünüz gibi çamur gibi olmuş artık. Hidroliğimizi komple çektireceğiz ve direkt cihaza bağlayacağız. Ondan sonra bir tane de Clio aracımız var. Bu aracımızdan da şanzıman yağ değişecek. O da müşterimiz arkadaşlar. İki aracı da aynı parti videoda sizlerle paylaşacağım. Bu işleme başladık. Şimdi çektireceğiz ve boşaltalım. Sonrasında kaldıracağız aracın yağını, değiştireceğiz arkadaşlar. Cihazımızı bağladık. Fren hidrolik sıvısı değiştireceğiz. Arkadaşlar cihazsız bu işlem biraz sıkıntılı. Hava alma olayı biraz problem oluyor ve içeride hava kalıyor. Artı tam detaylı hidrolik çıkmıyor. Cihaz bir yandan hidroliği basıyor, bilmeyenler için söylüyorum. Bir yandan da hem havasını alıyor, biz de tekerlerden kendi bidonuyla yağını değiştiriyoruz. Şimdi aracımızın kapağını sizlere paylaşmak istedim. Şu kapağımızda gördüğünüz gibi su baloncukları bunda da var. Yani nem oranı yükselmiş. Şimdi basıncı yaptık. Aracımızı bir kaldıralım. Arka tekerden başlayacağız. Şimdi ilk önce ne yapacağız? ABS'sine bir bakalım beraber. ABS ne tarafta? Sol tarafta olması lazım. Gördüğünüz gibi ABS burada. Sağ arkadan başlayacağız. Sol arka, sağ ön, sonra en sol önde bitireceğiz arkadaşlar. Fiat Linea YouTube müşterimiz arkadaşlar. Fren yağı değişime başladık. Şöyle sizlere hemen paylaşıyorum. Aracın altında yağ kaça var, onlara baktık beraber. Evet. Belki 10 yıllık yağ diyebiliriz. Doğru mu abi? Aynen. Evet, gördünüz. 2011. Aynen. 10 yıllık yağ. Yani. Çamur gibi olmuş. Değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an bayağı akmış. Seviyesine gelmiş. Burayı kapatıp diğer tarafa şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Sol, sağ ön, ondan sonra en sol da bitecek işlem. ABS orada arkadaşlar. 1.6 aracımız. Sol arkayı da söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarafta açtık, boşalıyor. Sonra önlere geçeceğiz. Yaklaşık 10 yıllık ya. Buraları en son suyla yıkıyoruz. Hidrolik suyla çıkıyor. Aracımızın şanzıman kulağı da yırtık arkadaşlar. Eksikleri var. Evet, bu tarafta bitmek üzere. Ön tarafa geçiyoruz. Sağ ön. Aynı şekilde işlem burada devam ediyor. Bu akan hidrolikleri temizleyeceğiz suyla. Burası da bayağı doldu. Hemen kapatıyoruz. Sol öne geçiyoruz arkadaşlar. Aracımızın fren hidrolik değişim işlemi bitti arkadaşlar. Bidonumuzun dışını da temizledik. Şu an seviyesi de normal. Zaten eski hidrolikten dolayı kapkara olmuş hidrolik bidonumuz. Aracın yağ su kontrolünü yaptık. Direksiyon yağını da kontrol edelim. Direksiyon yağ değişimi için de bir proje yapacağız. Ama nasıl müsait oluruz bilmiyoruz. Yoğunluk var. Direksiyon yağının da normalde değişmesi lazım. Bunun da belli bir periyodu yapılması lazım ama genellikle bizim yaptığımız araçlar hepsi elektrikli. Manuel olanlarını da değiştirmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Aracın daha önce aküsü değişmiş. 4 aylık bir mazisi var müşterimizde aracın. Sadece şurada bir yağ kaçana bakmam lazım. Şu bölgede bir yağ kaçağı var arkadaşlar. Büyük ihtimal turbonun olduğu yerden geliyor. Alttan net bir şekilde gözüküyor. Bununla ilgili de bir bakabilirsem buradan. Sajların sökülmesi lazım. Aracımızda eksikleri hemen özet geçelim. Hem de müşterimiz zaten yanımda, o da duyuyor. Aracın alt şanzıman kulağı, sol akısta körüğünde problem var. Alt şanzıman kulağı ve yağ kaçakları var motorda. Bunların bakılması lazım. Trigger'in geçmişini bilmiyorsun. Yok. Tamam. Trigger'in geçmişini, faturası var bende. Yani faturası. 2017'nin sonunda yaptırmış, değişilmiş. Tamam abi. Bu aracımızı da bitirdik arkadaşlar. Fren hidroliğimiz tamam. Aracımızı liften indirip çıkartacağız şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Kaputu son kez göstereyim sizlere. Parlıyor.
Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.